Kafa Topu yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte oyuna yeni başlayanlar için Kafa Topu 2'de nasıl daha hızlı ilerlenir bunun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Yani bir nevi rehber videosu olacak yeni başlayan arkadaşlarımız için. Öncesinde biraz ödülümüz var hemen onları alalım. 1000 elması almamız çok güzel oldu çünkü elmasımız azdı arkadaşlar. Toplamda 1708 elmasa kadar ulaştık. Uzaylı ordunu açtıktan sonra gerçekten ciddi miktarda elmas sıkıntısı çekiyorduk. Bu takım sağ olsun 1000 elması hatta 1200 elması alabildik. Maalesef ki son kutulara gelemediğimiz için tüm kutuları alamadık arkadaşlar. O şekilde şimdi öncelikle yeni başlayan arkadaşlar için iki kısmı ayırmak istiyorum Birinci kısım işte belirli bir sürü oynayıp oyunu bırakmak isteyenler. Yani 1-2 ay kadar falan oynayıp oyunu tamamen bırakmak isteyenler. Yani oyunun zevkini alıp bırakmak isteyenler. İkinci kısımda ben bu oyunda iyi olacağım, e, bayağı gelişeceğim. E, en güzel karakterleri alacağım, güzel maçlar yapacağım falan diyenler için. E, öncelikle ilk kısımdan başlayalım. İlk kısımda dediğim gibi... E, oyunu işte belirli bir süre oynayıp 2 hafta 3 hafta belki 1 ay kadar oynayıp oyunu bırakacağım diyenler için arkadaşlar ee, Bu arkadaşlar Eline geçen elması Gidip e, Kostüm paketi alabilirler işte Efsanevi paket alabilirler yetiyorsa Mega pakete kadar çıkartabilirler ee, Yeni başlayan arkadaşlar için Ultra paket Tabii ki biraz zor olabilir ama yani dediğim gibi eline geçen elması aynı dediğim gibi bu şekilde harcayabilirler. Onun haricinde aynı şekilde etkinliklerden de paket toplayabilirler. Yani bol bol paket açmak oyunun asıl amaçlarından birisi. Ee, paket açacağız ki buradaki karakterlere kartları toplayacağız. Tabii ki yeni başlayanlar için hemen şöyle sol taraflara gidelim. Ee, yani buradaki karakterleri tamamlayıp daha yüksek güçte karakterlere geçmek istiyoruz. Soldan sağ tarafa doğru gördüğünüz gibi karakterlerin güçleri art arta ilerliyor arkadaşlar. İlk başlayan birisi için tabii ki öncelikle bir nadir karakter yapmak. Sonrasında e, level atlayıp 10. seviyeyi geçerlerse e, nadir karakterlerden sonra efsanevi karakterlere kadar çıkartabilirler. Efsanevi karakter için de tabii ki e, bol bol efsanevi paket açılması lazım veya mega paket açılması lazım bu ikisinden efsanevi karakterlere efsanevi kartı alabiliriz arkadaşlar e yani dediğim gibi 1-2 ay oynayacak arkadaşlar için bol bol efsanevi paket mega paket açabilirler onun dışında ilk başta dediğim gibi ikinci kısım ben bu oyunu uzun bir süre oynayacağım diyenler için ben bu oyunu uzun süre oynayacağım diyenler için kesinlikle elmasınızı harcamayın arkadaşlar. Elmasınızı biriktirin. Yani ne zamana kadar biriktireceğiz bu elması? 50. seviye olasıya kadar bu elması biriktirmeye çalışın arkadaşlar. Yani illaki elmas harcamanız gereken kısımlar olacak. İşte özel güç almanız gerekecek. Yani elinizden geldiği kadar özel güçleri kullanmamaya çalışın. Çünkü özel güçler biliyorsunuz. Elmas götürüyor zümrüt götürüyor Bunlar bizim istemeyeceğimiz şeyler ee, ama zorda kalacağınız zamanlar son saniye özel özellaşanlar için falan e, illaki kullanmak gerekiyor yani zorda kalmadıkça elmasınızı kullanmayın arkadaşlar 50 seviye olduktan sonra ne yapacağız biz bu elmaslarla buradan kendimize bir tane e, ne belirleyeceğiz destansı karakter belirleyeceğiz arkadaşlar. Yani hemen hemen hepsinin güçleri aynı zaten. Yani özellikle şu 50. seviyeden sonra olan kısım için bir karakter belirlesiniz daha güzel olur. Yani şu anda bu Kaos Şövalyesi, Yıldız Askeri, Kraliyet Şövalyesi bunları almak pek mümkün değil tabii ki. Ama şu üçünden birisini belirleyip bu karakter üzerine yoğunlaşırsanız çok daha güzel olur arkadaşlar. Eskiden oyunun kralları efsanevi karakterlerdi. Tabii ki destanslar çıktıktan sonra oyunun kralları destansı karakterler. Yani oyunda iyi yerleri gelmek istiyorum diyorsanız bir tane destans karakter belirleyeceksiniz. Ve sadece bu destansı karakter üzerine yoğunlaşacaksınız. Başka destansı karakter kesinlikle açmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü... mesela atıyorum bizim 3-4 tane destans karakterimiz var görevlerini yaptık hepsinin açtık hepsine de kart toplamamız gerekiyor ne olacak hepsine e, azar azar kart verecek. Yani bu da çok uzun bir süre uğraştıracak bizi hepsine kart toplamamız için. Ama bir tane destansı açarsak mesela şu anda bende bir tane 6. seviye olmamış destansı var. O da yeraltı kralı. Ben gidip ultra paket açarsam bütün kartı gidecek yeraltı kralına verecek arkadaşlar. O şekilde yani o yüzden bir tane destansı karakter açıp sadece onun üzerine yoğunlaşmak lazım sonrasında da tabii ki bu karaktere kart toplayıp belirli bir seviyeye kadar getirdikten sonra 6. seviye sonrasında da şans kartlarını basıp 7. seviye yapabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde oyun ilerliyor. Onun dışında teklif satın alarak da gelişebilirsiniz. Ama yani yeni başlayan arkadaşlar açıkçası çok da teklif almalarını önermem. Çünkü mesela şu anda benim sezon pasımda ne var? Herkese ayrı ayrı teklifler, ayrı ayrı sezon paslar geliyor arkadaşlar. Oyunda böyle bir yapı var. Mesela 10 ile 20 seviye arasında ayrı bir sezon pas, 50 ile 100 seviye arasında ayrı bir sezon pas geliyor. Ben maksimum kademede bulunuyorum. Yani 50 ile 100. seviye arasında bulunduğum için en iyi sezon pas bana geliyor arkadaşlar. Yani bana dedim 50 ile 100 seviye arasında bulunan arkadaşlara geliyor. Yani burada ne var? Akıncı Viking 300 kart şeklinde buradaki hiçbir görevi yapmadan direkt o sezon pasa alıp akıncı viking'i açabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde yani şey teklif olarak başka ne alınabilir? Yani avantajlı gördüğünüz teklifler alınabilir ama yeni başlayanlara böyle yüksek bir miktarda para yatırmasını gerçekten önermiyorum. 50. seviye olduktan sonra asıl destansılar tekliflere geliyor arkadaşlar ve sezon pasa da aynı şekilde geliyor. 50 seviye olduktan sonra bunların hepsini yapabilirsiniz. Size en avantajlı gelen teklife alabilirsiniz. Yani sezon pasta biliyorsunuz değişebilen bir şey mesela şu anda 300 tane akıncı viking kartı veriyor veriyor. Bundan 2-3 hafta önce ne veriyordu? Ee, uzaylı ordunu şu anda benim tamamladığım uzaylı ordunu bütün kartlarıyla birlikte verdi arkadaşlar. Yani direkt alıyorsunuz ve 6. seviyeye kadar yükseltebiliyorsunuz. Hiçbir türlü kart e, ultra paket açmanıza gerek kalmıyordu. Ve aynı zamanda artı onlu yeteneklerini de veriyordu arkadaşlar. Bütün artı onlu yetenekleri, bütün efsanevi yeteneklerini de veriyordu. Yani çok avantajlı bir e, sezon pastı. Yani bu tarz teklifler gelirse çok avantajlı olan teklifler gelirse bunları kaçırmamanızı öneririm. Şimdi geldik nasıl hızlıca 50. seviye olacağımıza. Hızlıca 50. seviye olabilmek için öncelikle az önce teklif almayın dedim ama teklif alabileceğiniz mantıklı kısımlardan birisi de şu. Yapabiliyorsanız eğer teklifleriniz de varsa şu %2000 pardon bu değil <laughs> benim flash bankımda takılıydı şuradaki %2000 DP olan tekliften mutlaka almanız gerekiyor. Tabii ki bu karakterin de sizde bulunması lazım. Ee, bir karakterimizi %2000 DP'yi alıyoruz ve yetenek kartı kısımlarına ekliyoruz arkadaşlar. Tabii ki bununla da bitmiyor. Bunu yaptıktan sonra gidiyoruz. Ee, eğer menajer paranız varsa buradan 4 kat DP'yi 1 saatlik satın alıyorsunuz. Ee, menajer paranız yoksa da şu an e, 50. seviyenin altındaki sezon pası bilmiyorum ama sizin sezon pasınızda da buradaki 1 saatlik 4 kat DP veriliyorsa bu adıma gelerek bu 4 kat DP'yi alabilirsiniz arkadaşlar. Yani hem 4 kat DP basıp hem de %2000 deneyim puanı yani DP şeyini alırsanız kartını alırsanız maç başı 4000, 4800 kadar deneyim puanı kasabiliyorsunuz. Bu da gerçekten Güzel bir miktar yani bu sayede çok hızlı bir şekilde 50. seviye olabilirsiniz. Sonrasında da bir destans karakter belirleyip bunun görevlerini yapıp sonra sadece elmasınızı ultra paket almak için harcamanızı öneririm arkadaşlar. Yani 50. seviyeye kadar biriktirmiş olduğunuz bu elmasla sadece ultra paket açmanızı öneririm. Burada mega paket efsane bir paket falan hiç önermem çünkü bunlara destans kart, destansılara kart alamıyorsunuz. Ee, sadece Ultra Paket'ten destansı karakterleri kart alıyorsunuz ve şöyle bir avantajı da var Ultra Paket'in 5 yıldızlıya kadar yetenek kartları içerir diyor. Yani buradaki artı 10'lu yetenekleri alabiliyoruz. Zaten bu artı 10'lu yeteneklerin 2 tane çıkma olasılığı var. Bir Ultra Paket, ikincisi de paralı teklifler yani para yatırmadan alacağım diyorsanız bol bol ultra paket açmanız lazım ki 5 yıldızlı yetenek kartı da size çıkabilsin arkadaşlar. Bu şekilde yani dediğim gibi oyunu 1 ay 2 ay oynayacaklar için çok da bir tavsiye vermeye gerek yok. Yani al 1-2 ay oynayanlar için alınan elması direkt olarak efsane bir pakete yatırmalarını öneririm. Yani nadir paket sıradan paket almalarını önermem çünkü... Sıradan karakter gücü daha düşük oluyor. Veya nadir karakter aynı şekilde gücü daha düşük oluyor. Efsanevi karakterin gücü daha yüksek. Yani bir iki ay içerisinde destansı karaktere ulaşılamayacağı için de 1 iki ay için oynayanlar için en doğrusu efsanevi paket almak olur arkadaşlar. Bu şekilde ama uzun süre oynayanlar için de tabii ki destans karakter daha iyi olur. Evet, onun dışında ne söylenebilir? Ee, yani elmasınızla maçın oyuncusuna hiç bulaşmanızı önermem arkadaşlar. Yani yeni başlayan arkadaşları söylüyorum şu anda. Ee, elbette bu videoyu izleyen çoğu kişi e, bu oyunu bayağı bir çözmüş kişilerdir diye düşünüyorum. E, ama yeni başlayan arkadaşlar için video çekmemi de isteyenler olmuştu. Yeni başlayan arkadaşlarımız. Ben de o yüzden böyle bir video çekmek istedim. Ee, yani maçın oyuncusuna hiç bulaşmanızı önermem. Çünkü çıkmıyor arkadaşlar ya. Çok zor çıkıyor. Yani 10 tane 15 tane kırmızı veriyor. Elmasınız tükeniyor yani. Zaten 2000-3000 2000, 2000 3000 elmas harcıyorsunuz. Anca öyle mega paket veriyor. Bazen o şekilde de vermiyor. Yani onun yerine gidip düz bir şekilde mega paket alsanız çok daha karlı olur. Ama e, uzun süreli oynayanlara ultra paket kısa süreli oynayanlara efsane bir paket ve mega paketi öneriyorum arkadaşlar. Bu şekilde maç 2'yi oynamak yani mantıklı olur mu? Yani ben buradan açıkçası seviye 7 karakter yakalayanı pek görmedim arkadaşlar. Elmasınızda yazık olur kısaca. Maç 3'te aynı şekilde paralı Kaos Şövalyesi'ne kart veriyor. Sadece 50 tane kart veriyor sanırım. Daha üstünde yakalayan aynı şekilde görmedim. 50 kart Kaos Şövalyesi veya Ultra paket veriyor son adımda. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında yeni başlayan arkadaşlarımıza ne söyleyebiliriz ne önerebiliriz. Ee, şimdi çoğu kişi bana diyor ki sendeki bu karakterler bende neden yok diyor. Ee, arkadaşlar oyuna belirli zamanlarda belirli karakterler geliyor. Ve kafa topu 2 ekibi. Bu karakterleri oyundan bazen kaldırıyor, bazen getiriyor. Yani değişiyor. Mesela Flash Punk uzun bir süredir oyun içerisinde yoktu. Sonradan sezon pasa getirdiler. Sonra tekrar kaldırdılar. Yani ilginç ilginç şeyler yapıyorlar arkadaşlar. bu karakterler size geldiği zaman tamamlarsanız sizin envanterinizde durur, gitmez. Ama oyuna geldiği sürelerce tamamlamadıysanız bu karakterleri yani bu karakterler sizin hesabınıza gelemez. Tekrardan oyuna gelmediği sürece. Bu şekilde. Yani şu anda 50. seviyeden sonra bende mesela çok pardon 40. seviyeden sonra baya yüksek bir miktarda efsanevi karakter gözüküyor. Şuradan başlıyoruz. Atlas'tan git 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 bitmiyor gördüğünüz gibi. Şuraya kadar efsanevi karakter gözüküyor. Dediğim gibi bu karakterler oyun'a geldiği sürece alabilirsiniz. Oyunda yoksa ancak tekliflerden alabilirsiniz. Başka herhangi bir yöntemi yok arkadaşlar. Şimdi gelelim uzaylı ordumuzla bir maç atmaya. Haydi bakalım. Yani biz de uzun süreli oynayacağımız için bu uzaylı orduna yoğunlaştım ben arkadaşlar. Yeni oynayan arkadaşlar için söylüyorum uzun bir vaktimizi aldı açıkçası ama eninde sonunda tamamlamış olduk. Evet, maçımızı yapıyoruz. İlk golümüzü yedik. Maç 1-1. Yardan bir gol mü geliyor? Gelmiyormuş. Yarda aa az daha kendi kaleme atıyordum. Neyse sıkıntı yok. Gole bakın 2-1. Güzel. 77 saniye var. Okur yazar diye bir klan varmış takım daha doğrusu. 3 2 yaptık. Eşimiz Kuzguncuklu. Haydi bakalım 4 2 yaptık. Devam ediyoruz. Ben bu galaktik çavuşla yıldız askerini hep karıştırıyorum. Rakibimiz şu an galaktik çavuş mu, yıldız askeri mi? Sanırım galaktik çavuştur herhalde ya. Yıldız askeri mi? Evet, sanırım yıldız askeri arkadaşlar. Aynen karıştırmışım ben. Şöyle bir girelim. Net bir şekilde bakalım. Aynen. Yani Yıldız Askeri olması gerekiyor yanılmıyorsam. Yani bazı karakterler birbirlerine benzedikleri için arada karıştırabiliyorum. E, yıldız Askeri bu şekilde. Galaktik Çavuş sen neredesin kankam? Evet Galaktik Çavuş da bu şekilde. Galaktik ta Çavuş'un tacı yok. Yıldız Askeri'nin tacı var. Az önceki rakibimizde de taç olduğuna göre. Rakibimiz e, Yıldız Askeri'ymiş. Bir maç daha atalım bakalım. Evet bu sefer asil samuray geldi karşımıza şöyle bol şansımızı deleyelim maçımıza başlayalım sağ tarafta oynuyoruz bol şansı diledik başla haydi bakalım. Ee, bu arada arkadaşlar benim sınavlarımın başlamasına çok az bir süre kaldı 4-5 gün kadar ee, o yüzden bu haftalarda çok fazla video atamama ihtimalim var. Normalde biliyorsunuz hafta içi her gün video atmaya çalışıyordum fakat bu bu haftalar atamayabilirim yani sadece bu hafta için konuşmuyorum önümüzdeki hafta da devam ediyor sınavlar şu an çalışma aşamasındayım yani videolarda kısa bir süreliğine aksaklık olabilir yaklaşık iki hafta kadar falan o şekilde yorumları da elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım ama cevaplayamazsam ee, üzülmeyin lütfen ee, Dediğim gibi Sınavlarım olduğu için Çok fazla ilgilenemeyeceğim Mecbur olaraktan Artık ben de Son senemdeyim okulum bitecek inşallah 4-3 oldu maç Gol yedim Bastır Konuşacağız derken Maçı şey yapamadık ya 5-3 oldu haydi bakalım 6. gol geliyor mu Kanka Bir gol daha Hayır. 6-3 yaptık güzel çeviriyoruz. 7. golü de atarsak tamamdır bu iş. Haydi. 7 geliyor yerden. Abi yerden niye gitmiyorsun? Kanka 7. golü atayım. Sal atayım. Allah Allah yerden gol atamıyoruz. Neyse 12 saniye kaldı. Az daha golluyordum. Geliyor bir gol daha. 7-3 yaptık arkadaşlar. Son 7 saniye. Ve maçımız bitti bitecek. Evet maçımız bitti arkadaşlar. Bol şans atamadık. Maçımızı bitirdik. İki maç attık. İkisini de kazandık şükür. <laughs> Evet videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.